Merhabalar, ben İstanbul Obez Akademisi diyetisyeni Merve Kömeçoğlu. Hayatın hızlı maratonu içerisinde hep bir şeyleri hızlı hızlı yaparız, bir yerlere yetişmeye çalışırız. Örneğin küçükken okula yetişmek için kahvaltımızı hızlı hızlı yaparız. Oyuna yetişmek için yemeğimizi hızlı hızlı yeriz. Bu davranışlar sürekli hale geldiğinde alışkanlıklar oluşur ve hızlı yemek yeme alışkanlığı ileriki dönemde kilo alımına ve obeziteye sebep olabilir. Yemek süresinin planlanması gerekir. Ağzımıza lokmayı aldıktan 20 dakika sonra beynimize tokluk sinyali gider ve bu nedenle yemeğimizi en az 15-20 dakika süresince planlamamız gerekir. Obezite ve metabolik cerrahi sonrasında bizler 15-20 dakikada yemeğinizi yemenizi istiyoruz. Bunun sebebi ise sınırlı bir mide kapasitemiz olduğu için bu kapasiteyi efektif bir şekilde kullanmamız gerekir. Eğer hızlı yemek yersek bulantı, kusma veya geğirme hissi yaşayabiliriz. Bunları önlememiz gerekir. Peki nasıl aksiyonlar alabiliriz? Neleri değiştirebiliriz? Öncelikle küçük tabak kullanabilirsiniz. Bu sayede küçük porsiyonları tüketmemize yardımcı olur ve gözümüz doyar. İkinci önlem ise küçük bir kaşık kullanabilirsiniz. Çay kaşığı olabilir veya bir chopstick kullanabilirsiniz. Bu sayede hem lokmalarımızı küçük küçük alırız hem de yavaş bir yemek yeriz. Ve son olarak da çiğneme faaliyeti. Yemeğin sertlik derecesine göre değişir fakat 30-45 kere bir yemeği çiğnerseniz hem daha kolay hazmedersiniz hem de daha uzun sürede tüketmenize yardımcı olur. Obezite ve metabolik cerrahi sonrasında bu tarz yaşam tarzı değişiklikleri hedef kilonuza indikten sonra kilonuzu korumanıza yardımcı olur.